İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Ayhan Ongun'un hazırlayıp sunduğu Bodrum Kent TV ekranlarını beğeniyle izlenen programı Açık Görüş'ün bu haftaki konukları gazeteci yazar Ahmet Karataş ve Fatih Bozoğlu oldu. Ve e, Fatih Bozoğlu. E, bundan sonra da her hafta düzenli olarak bu üçlüyü göreceksiniz. 2015 yılı yayın döneminde açık görüş dışında ayrı bir formatta düzenli olarak yayınlanacak programda ağırlıklı olarak Bodrum gündemini farklı pencerelerden ve sivil bir anlayışla değerlendirecek olan üçlü ilk denemeyi açık görüş programında yaptılar. Konuşamadığımız Bodrum yereline ilişkin konuları mümkün olabildiğince öne alıp öncelik vermeye çalışacağız. Bodrum'da son bir haftada yaşanan gelişmelerin tartışıldığı programın ana konusu Kissebükü'ne yapılması planlanan otel ve bunu önlemek için başlatılan sivil dayanışma oldu. Kissebükü'nün mavi yolculuğun önemli bir durağı ve bölgemizin en bakir alanlarından biri olduğu gerçeğinden hareketle kıyılarımızın korunması için Denizciler Derneği, Deniz Ticaret Odası ve Mavi Yol gelişiminin öncülüğünde yapılan basın açıklamasına ayrımsız tüm siyasi partiler, meslek odaları ve STK'ların destek vermesinin önemine de vurgu yapıldı. Programa Muğla'dan telefonla katılan gazeteci yazar Kemal Önek'linin Bodrum'u koruma adına yatırımlara karşı çıkılmasının doğru olmadığı, korumacı anlayışın kadrolu bir muhalefete dönüşebileceği ve bu nedenle de Bodrum'u kollamak sözünün daha doğru olacağı fikri konuşmacılar tarafından da destek gördü. Fatih Bozoğlu'nun Muğla'nın iki ayrı ile Bodrum'un da iki ayrı ilçeye bölünmesi yönünde bir takım çalışmalar yapıldığına dair bilgiler aldığını ifade etmesi üzerine söz alan Ahmet Karataş bu iddiaların doğru olmadığını belirterek Büyükşehir yasası çıkmadan önce Fethiye'nin il Turgut Reis'in ilçe olması konusunda bazı girişimlerin olduğu ancak şu andan itibaren böyle bir bölünmenin söz konusu olmadığını dile getirdi. Türsabla başlayan Bodrum Spor ve Ticaret Odası ile devam eden yıl sonu etkinliklerinin de konuşulduğu programda sokağa terk edilen ve zehirlenerek öldürülen hayvanlar konusuna da özellikle dikkat çekildi. Programın ikinci bölümünde ise çözüm süreci, devlet içerisindeki paralel yapı iddiaları ve 17-25 Aralık olayları konuşuldu. Konuşmacıların ortak fikri, bu tür operasyonlarda çok titiz davranılması, haksız yere insanların özgürlüğünden edilerek mağdur edilmemesi, ancak kamu düzenine karşı suç işleyenler varsa onların da cezasız kalmaması üzerineydi. Programa telefonla bağlanan eski sendikacı Bekir Zeyyat Ekense, iktidarın kendisi gibi olmayanlara karşı faşizan bir baskı uyguladığını iddia etti. Türkiye'nin çok köklü bir devlet geleneği olduğunu ifade eden Ahmet Karataş ise devlete ve kamu düzenine karşı yasa dışı yollarla örgütlenip darbe yapmak isteyenlere karşı siyasi iktidarın tedbiri alması ve yasal işlemler yapmasının çok doğal bir uygulama olduğunu söyledi. Kaçıran izleyicimiz için programın tekrarı pazar, pazartesi ve çarşamba günleri saat 12.30'da Kent TV ekranlarında olacak. Program www.kenttv.net internet adresimiz üzerinden de izlenebilir.